Herkese merhaba. Bugün CyberArm ile SSL VPN nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere CyberArm artık pek kullanılmıyor. Hatta satışı yok. Yakın zamanda komple FTP kaldırılacak. Hatta güncelleme gelmiyor. Sophos satın aldıktan sonra Sophos'a çevirmeniz öneriliyor. CyberArm firewall'larınızı. Hatta bununla ilgili kampanyalar yapılmıştı. Ben geçirmedim. Stabil çalışmadığını söylemişti bir arkadaşım. O yüzden CyberArm'ı Sophos'a taşımamıştım. Elinizde eski bir firewall, kullanmadığınız bir firewall olabilir, lisansı dolmuştur. Bunu SSL VPN için kullanmak isteyebilirsiniz. Ben şu an lisansım devam ediyor. Lisans bittiğince sertifikatürü vesaire değişecekmiş. Onunla ilgili bir video daha yaparım, lisans bittiğinde SSL VPN nasıl yapılır. Firewall'umu değiştirmeden önce bir eğitim seti hazırlamaya karar vermiştim. Onunla ilgili bazı videolar çekeceğim. SSL VPN yapmadan önce ben başlıyorum. CyberArm'a giriş yapıyorsunuz. CyberArm'a giriş yapıp benim önceliklerim biraz farklı oldu burada işlemleri yaparken. Siz bu adımları mantığınıza göre birini önce birini sonra da yapabilirsiniz. Mesela öncelikle VPN altından gidip kural da oluşturabilirsiniz. Ama ben burada önce hostumu oluşturuyorum. SSL VPN yapacağımız, VPN ile bağlanacağımız hostu oluşturmak için CyberArm'da Object'in altında host tabına tıklanır. Host tabına tıkladığımız zaman karşımıza mevcut hostlar geliyor. Orada mevcut hostlarımız vardır. IP host ekleyeceğiz. IP olarak ekleyeceğiz. Add butonuna tıklıyoruz. Add butonuna tıkladığımız zaman karşımıza böyle IP host ekleyebilmemiz için bazı bilgiler geliyor. Name kısmına bir name verebilirsiniz. Network, local network, DC server, file server. Hangisine VPN yapacaksanız, VPN nerede olacaksa onun IP'sini seçiyorsunuz. Network'e doğrudan VPN yapabilirsiniz. Bir IP aralığındaki tüm IP'lere, iki IP yani IP aralığındaki atıyorum 192.168.1.20'den 1.80'e kadar tüm cihazlara VPN yapmak istiyorsanız eğer IP range seçmeniz gerekiyor. Belli IP listiniz varsa IP list seçmeniz gerekiyor. IP list deyip şu name kısmından server verirsiniz. VPN yapacağınız serverları belirtirsiniz alt kısmında da. Name kısmında bir isim vereceksiniz. Diğerlerini de ayarlarsınız artık kendinize göre. Burada ben network'ü seçip diyelim bu uygulamamı böyle yapacağım ama siz IP'yi seçin daha sağlıklı olacaktır. Tüm network'e erişim vereceğiniz için subnet'i yazmanız gerekiyor düzgünce. Burada bilgileri dolduruyorsunuz IP yapın dediğim gibi. Burada mesela file server'a bağlanmayı deneyin. File server verin ismine, bağlantı ismine. IPv4 bağlantı tipi, tip IP tipinde. Burada next diyoruz. Okey deyip devam ediyoruz. Bu adımları geçtikten sonra CyberArm'ın altında tünel access kısmı var. Tünel access'te SSL VPN yapacağınız için SSL'i seçiyorsunuz. SSL'in altında protokoller var. Buradaki protokolümüz SSL'de TCP olacak. SSL Server Certificate var. Application Certificate olacak bunlar. Burada pek bir ayar yapmıyoruz aslında. Şurada bağlanacağımız objeyi seçtik aslında. Add dedik. Bağlantı yapacağımız obje seçildikten sonra VPN tabına geliyoruz. Tabi bunları kaydedeceksiniz okey deyip. Host eklemeyebiliyorsunuzdur. Tabi VPN yapacaksanız eğer sisteminize. SSL'e geliyoruz. SSL kısmında Tunnel Access tabında protokol TCP şeklinde kalıyor. Değiştireceklerimizi zaten kırmızı ile işaretledim. SSL Server Certificate, Application Certificate, SSL Client Certificate, bu da Application Certificate olacak. Hem client hem de server sertifikasını application certificate olarak bırakıyoruz. Burada IPv4 kiralama aralığı var. VPN yapan kullanıcınız hangi aralıkta IP kiralama. Bakın burada şu sertifikaları belirledikten sonra burada zaten açıklamasını vermiş. SSL VPN ile bağlanacak kullanıcıların hangi aralıkta IP alacağını. Bunu değiştirebilirsiniz. Fakat buradaki önemli net konu burada verdiğiniz IP aralığının iç network'te dağıtılan IP aralığıyla çakışmamasıdır. Yani burada önemli olan husus bu. SSL VPN ile bağlanacak kullanıcıların alacağı IP adres aralığı iç network'teki IP aralığıyla çakışmaması önemli. Burada yine DNS kısımları olduğu gibi bırakıyoruz. Bakın şu kısımları inceleyebilirsiniz. DTP peer dediction var. Bundan bahsedeceğim birazdan. Tabii şöyle sırasıyla gidelim. Şu aralığı belirttik. IPv6'yı zaten kullanmıyoruz. Burada IPv4 aralığı içeride kullanılmayan bir aralık olması gerekiyor. IPv4 DNS'imiz var.
varsayılan olarak DNS yazmıyorsa herhangi bir DNS belirtebilirsiniz. Google'ın DNS'lerini girebilirsiniz. Türk Telekom'un DNS'lerini girebilirsiniz. Burada DNS'leri yazıyoruz. Daha sonra burada Deep Peer Detection var. Bu VPN bağlantısı kullanılmadığı durumlarda disconnect oluyor. Yani siz VPN bağlantısı üzerinden bir işlem yapmıyorsanız bu enable kalırsa bağlantı otomatikman kopuyor. Bunu işaretlemeniz önerilir. VPN bağlantısı kullanılmadığı durumlarda kapansın diye. Daha sonra Apply butonuna tıklanıp karşınıza çıkan kısımda okey diyorsunuz. Şimdi tünel akses kısmında işlem verimimizi tamamladık. Bir de kural yazmamız gerekiyor. Polis oluşturmamız gerekiyor. Tünel akses kısmında gerekli işlemler yapıldıktan sonra şu bağlantı kuralları aslında bu. Buradaki gerekli işlemler tüm bağlantılarda geçerli olacaktır bu arada. Ya bu sizin genel SSL bağlantı kurallarınız gibi bir şey düşünebilirsiniz bunu. Tünel akses dediğim şey zaten tünel erişimi yani VPN erişimi kuralları bunlar. Buradan sonra yine VPN altında SSL tabında policy diye bir sekmemiz var. Buradan bir kural oluşturacağız. Add butonu tıklanır. Add butonu tıklandığında karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Burada bir policy oluşturacağız. Bağlantı yapacak kullanıcı veya bağlantının amacına göre isimlendirebilirsiniz. Ben mesela yakın zamanda bir çizimcimiz vardı. Bir program üzerinden, lisanslı bir program üzerinden, lisansı da çok pahalı bu programın. Hani milyon dolarlarla ölçülen bir fiyat. Adamın lisansı yok. İçeri bu sadece lisans serverına erişmesi gerekiyor. Lisans serverına erişmesi için ben adama ne dedim mesela? Çizimle ilgili design lisans dedim o name'ine. Burada VPN dedik şu an genel olduğu için. Bağlantı yapacak kullanıcının ismi verilebilir. Bağlantı yapılacak artık bu bir kural. VPN'in amacını yazabilirsiniz. Ben amaç yazarım genelde bunlarda. VPN diyorum buna genel anlamda olsun diye. Mesela file server'a erişmesi gerekenler için bir kural yapması gerekiyorsa file server VPN diyebilirsiniz. Veya atıyorum lisans server VPN diyebilirsiniz. Burada bağlantı ismini belirledikten sonra kendi amacınıza uygun olarak veya bağlantı yapacak kullanıcıya uygun olarak ben VPN yazdım genel olarak. Access mode kısmında tünel akses seçilir. Burada bakın tünel type kısmında ne var? Bağlantı kısmında split tünel var bir de full tünel var. Split tünel dediğimiz şey kullanıcı VPN yapacağı yer dışında bir yere bağlanmak isterse kendi internetini kullanıyor. Atıyorum file server VPN dedik ya. File server haricinde bir veriye ulaşmak isterse adam kendi Facebook'a çıkacaksa kendi internet üzerinden çıkıyor. Full tünel dersek tüm internet erişimi VPN üzerinden sağlanır. Bu kısım da önemli. Yani full tünelle split tünelin farkı bu. Daha sonra available host yani erişilebilir hostlar altındaki kısma geçelim. Burayı bitirdik. Burada split olarak yaptım. Neden? Çünkü split yapmamızın sebebi bağlantı yapmayacağı durumlarda kendi internetini kullanmasını istiyoruz. Burada oluşturduğumuz host'u seçiyoruz. Burada ben size ne demiştim? File server oluşturabilirsiniz demiştim. File server network diyebilirsiniz. Bunu seçiyorsunuz. Alt kısımlara doğru inelim. Ayarlarımız bu kadar bitti. Available host network seçildikten sonra VPN ilkesi artık kullanılabilir. Apply butonuna tıklıyoruz. VPN'i ne yaptık? Kuralımızı oluşturduk. VPN ilkemiz tanımlandı. Daha sonra VPN ilkesi tamamlandıktan sonra üstüne tekrardan çift tıklayıp giriyoruz. Add policy members. Yani bu policy'yi kullanacak kullanıcıları seçeceğiz. Butonuna tıklanarak bağlantı yapılacak kullanıcılar seçilir. Artık kimler bağlantı yapılacaksa. O da bakın buradan. Geliyorsunuz. Tekrardan içine girdikten sonra polisinizin VPN isminde oluşturulmuş olduğunuz polisin içine girdikten sonra SSL VPN bağlantısı yapılacak kullanıcıları Add Policy Member kısmında seçiyoruz. Burada bakın birden fazla kullanıcınız da olabilir. Bağlantı yapılacak hangi kullanıcılarsa bunların yanına tik koyup Apply butonu tıklanır. Bağlantı yapacak kullanıcılar seçildi. Apply yapıldı. Bu kadar. Daha sonra şimdi bağlantı yapılacak kullanıcıyı seçtik. Neler yaptık biz? Ben şöyle özetleyeyim size bunları. Öncelikle bir host oluşturduk. Bağlantı yapacağımız sunucuyu belirttik veya network'ü belirttik veya IP aralığı. Host kısmında ne belirtebiliyorsunuz? Sunucu, network, IP aralığı, IP listesi, nereye bağlantı yapacaksak bunu belirtiyoruz. Daha sonra VPN altında SSL VPN'e gelip
VPN bağlantı kurallarımızı belirliyoruz VPN Access'ten. Az önce videoyu geri tarayarak bunların hepsine bakabilirsiniz. Daha sonra policy kısmından da bağlantı kurallarını belirtiyoruz ve kullanıcımızı ekliyoruz. Fakat diyeceksiniz ki siz bana kullanıcı oluşturmayı göstermediniz. Onu da göstereyim. Bakın, şu çok önemli. Burada kullanıcıyı buradan oluşturmamız gerekiyor. Yani bizim bir kullanıcı oluşturmamız gerekiyor. Az önce ne yapmıştık biz? Members'tan kullanıcı eklemiştik ya. Kullanıcıyı da buradan oluşturuyorsunuz. Hani bağlantı kimler yapacaksa o kullanıcılar da buradan oluşturuyorsunuz. Users bölümünde. Geliyoruz buraya. CyberRome'a tıklıyoruz. CyberRome altında Identity altında Users var. Buradan bir User tabına tıklayıp yine User seçmesinde kullanıcı adı belirtiyoruz. Buraya tabi User'a tıkladığınız zaman User ekleme ekranı gelecektir karşınıza. Kullanıcıyı ekleyeceğiniz kısımda ise burası işte. Şuradan gelip Add butonuna tıklıyorsunuz. Şunu biraz daha küçültmeyi göstereyim. Şöyle Identity altında CyberRome'a giriyorsunuz. Burada da Users. Identity Users. Burada Add butonuna tıklayınca karşınıza gelecek böyle bir sayfa olacak. Buradan bağlantıları bilgileri seçebilirsiniz. Kendinize ait. Yani kullanıcı ekleme ekranımızı bu şekilde görmüş olun. Şimdi kullanıcı ekleme ekranında bilgiler dolduruluyor. Burada bilmeniz gereken ne var? Bakın, eş zamanlı giriş. Bunu işaretleyin. Eğer işaretlemezseniz bazı hatalar alabiliyorsunuz. Ben o yüzden işaretledim. Bunu işaretlerseniz o VPN kullanıcısıyla birden fazla giriş yapabiliyorsunuz farklı bilgisayarlardan. Tabi burada filtreleme de yapabiliyorsunuz. Bunu işaretlemezseniz aynı kullanıcı aynı anda sadece bir kullanıcı açık olur. Yani aynı anda birden fazla kullanıcı farklı cihazlarda veya aynı cihazda birden fazla VPN yapamaz. Bunu işaretleyin, açık olmasında yine yararlı olur. 1 ile 99 arasında giriş yapacak kullanıcı sayısını belirtebiliyorsunuz. Bu verilmiş. Daha sonra bakın MAC filtreleme yapabiliyorsunuz. İstediğiniz MAC adreslerinden VPN yapılsın diye. Burada çeşitli ayarlar var. SSL VPN yapacağı, bakın benim şeyim bu, policy. Policy oluşturmuştuk ya, policy buradan seçiyorsunuz SSL VPN'i. Buradan filtreler koyabiliyorsunuz. Yine sizin network'ünüzü kullanacağı için bazı filtreler koyulabilir. Kullanıcı da bu şekilde oluşturuyor. Kullanıcımızı da oluşturun. Gelelim VPN yapmaya. VPN yapmak için öncelikle VPN yapacağınız network'ün IP adresini bilmeniz gerekiyor. Sabit IP'si olması gerekiyor. Çünkü IP'si değişirse problem yaşarsınız. IP https://// bağlantı yapacağınız kurumun IP adresi 2.343/. Yani kullanıcı https bağlantısı kullanarak internet adresinizin sonuna 8443 numaralı portu eklemelidir. Burada SSL bağlantı portu bu 8443. Bunu değiştirebilirsiniz güvenlik açısından. Varsayılan olarak gelen port bu. Sizi böyle bir ekran karşılayacaktır. Burada hazırlamış olduğumuz az önceki kullanıcı vardı ya, bakın burada VPN user. Burada farklı bir user. Bu kullanıcının name kısmına girip şifre ekranına giriyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Yazdığımız kısım ne? Şu HTTPS bağlantı kullanacaksınız. IP adresi 2.383/8443. Giriş yapıyorsunuz. Şurada tekrardan bilgilere özel olarak geçtim. Şu yani HTTPS 2.383/ IP adresiniz 4 bloktan oluşan dış IP adresiniz. Bu iç yerel network'teki IP değil. Google'a girin. IP adresimiz, Google'a IP adresim ne diye sorduğunuzda çıkan sorunun cevabı 2.383/8443 VPN hakkına sahip kullanıcı ile login olacaksınız. Network'ünüze, CyberRome'un bu ekranına, portalına. Tabi bunu yazdıktan sonra. Burada sizi böyle bir ekran karşılayacak. Installer kısmına tıklıyorsunuz. Gelen ekranda SSL VPN bağlantısına sahip olmak için Installer'a tıklıyoruz ve bunu indiriyoruz. Karşımıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekran Sophos, biliyorsunuz CyberRome satın aldıktan sonra Sophos'un sitesine yönlendirdi. SSL VPN Client tabına tıklıyoruz. Buradan indiremezseniz farklı bir yerden de indirebilirsiniz. Google'a yazıp indirebilirsiniz bunu. İlla buradan, hani bu linke tıklayıp indirmeniz şart değil. Farklı bir yerden de bunu edinebilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. Buradan indirmek zorunda değilsiniz dediğim gibi. SSL VPN Client tıklanır. Böyle bir ekran karşınıza çıkacaktır. Burada şu SSL VPN Windows 10, bunu indiriyorsunuz. İşletim sisteminiz Windows 10'sa, XP, Vista 7, 8, 8.1 kullanıyorsanız bunu indirmeniz gerekiyor.
Biz 1.3.1.10 mesela VPN sürümünü indireceğiz Windows 10 için. Bunu indirdikten sonra bir şey daha indirmemiz gerekiyor. Installer'ı yüklemesi tamamlandıktan sonra şuradaki installer yükledik, bitti. Bir de IPv4 kısmı tıklanır. VPN bağlantısı için gerekli dosyalar ve konfigürasyon dosyaları indirilecek. Şu VPN 4'e tıklıyorsunuz. Ve bunu VPN 4 pardon VPN'den çıktı ya. IPv4 bağlantısı tıklandıktan sonra hep yanlış söylemişim. IPv4'e tıklıyorsunuz. IPv4 tıklandıktan sonra Client Bundle diye böyle bir şey indirecek. Masa üstüne taşıyabilirsiniz veya indirilenlerde kalabilir bu dosya. Client Bundle programı kuracaksınız. Bu indirmiş olduğunuz. Bunu indirdikten sonra kuruyorsunuz Client Bundle'ı. Şöyle bir başlatma, şöyle saatin yanında şu var ya, açılış kısım. Burada ne çıkacak? SSL VPN bağlantınızla ilgili. Ya da burada ne yazın? Cybro. SSL client yazın. Bunu açın. Şöyle kenarda şu çıkacaktır. Videoda muhtemelen tam ekranda çekiyorum videoyu. Evet, tam ekran çekiyorum. Bu çıkacaktır. Burada login olacaksınız. Şu ekran karşınıza çıkacaktır. Tabii ama bunları yapmadan önce client bundle programını kuruyorsunuz. Sağ alt köşede CR SSL diye bir şey çıkıyor, bakın buna. Bu simgeye sağ tıklayın. Simgeye sağ tıkladıktan sonra Import Configuration tıklanır. Şimdi anlatayım, ben devam edeyim. Import Configuration'a tıklıyorsunuz. Buna sağ klik yapıyorsunuz şu simgeye. Sağ klik yaptıktan sonra Import Configuration seçeneği tıklanıyor. Import Configuration kısmında sizi böyle bir ekran karşılıyor. Şurada IPv4'e tıklayıp Client Bundle diye bir dosya indirmişsiniz. Import Configuration penceresinde şu 3 noktaya tıklanır. İndirmiş olduğunuz Client Bundle dosyası gösterilir. Bakın şu indirmiş olduğumuz Client Bundle dosyasıydı. Bunu import edeceğiz içeri. Ve import işlemi bittikten sonra login olacağız. Login. Sağ tıklanır yine. Şurada. CR SSL diye bir şey var ya. CR SSL client'e sağ tıklanır. Login diyeceğiz. Burada sizi böyle bir ekran karşılayacak. Şu. Cybro SSL VPN User Authentication ekranı sizi karşılayacak. VPN erişimine sahip olan kullanıcının login bilgileri girilir. Ve network'e VPN yapılır. On network demiş gibi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kullanıcıyı da buradan oluşturduğunuz user'ın altında. Tabi buradan kullanıcı oluşturmazsanız ne yapıyorduk? IP adresi giriyorduk. Şirketimizin IP adresi 2.343 portundan girdiğimiz zaman orada kullanıcı adını giremeyiz. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Cybrom'da SSL VPN bağlantısı bu şekilde.